anda Hong Kong'dayım. Hong Kong havaalanına gidiyorum bir otobüste. Buradan da Kore'ye uçacağım. Bu arada da hem genel anlamda havaalanları ile ilgili bilgi verirken hem de Kore ve Hong Kong havaalanı özelinde de bazı bilgiler vereceğim. Şimdi önce gitmekten başlayalım. Havaalanına nasıl gidiyoruz? Dünyanın neresinde olursanız olun, havaalanına gitmek için mutlaka bir ucuz yol vardır. Yani araştırıp bulmanız gerekiyor. Özellikle otobüs veya hatlı otobüsler, yani belediye otobüsü ya da hatlı otobüsler mutlaka çok büyük bir ihtimalle çalışmaktadır. Bazı büyük şehirlerde, Hong Kong'da olduğu gibi, işte Tayland'da ya da Taipei'de olduğu gibi havaalanına çalışan metrolar vardır ya da trenleri vardır. Onlar her zaman iki katı daha pahalıdır. Yani rahattır ama en az otobüslerden 2-3 kat daha pahalıdır. O yüzden de olabildiğince zamanınız varsa otobüs tercih etmenizi öneririm. Bazı kentlerde, bazı havaalanlarında bu tip ulaşım bulunmadığı takdirde eğer, özellikle Asya için söylüyorum, Grab ya da Gojek uygulamalarını indirmeniz gerekiyor. Taksi uygulamaları bunlar. Giresun, Rize, Adana, Bursa. Grab ya da Gojek, Giresun, Ordu, Jamaika, Edirne, Kayseri. Bu iki uygulamayı indirdiğiniz zaman tıpkı Türkiye'deki Uber gibi taksi çağırabiliyorsunuz. Çok çok daha uygun fiyata ve gideceğiniz yeri de gösteriyorsunuz, işaretliyorsunuz. Dil probleminiz de olmuyor. Nereye gideceğinizi anlatmak zorunda da kalmıyorsunuz. Bunları kullanabilirsiniz. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Havaalanında sizlere anlatmaya devam edeceğim. Efendim, otobüsle rahat rahat geldik. Şu anda Hong Kong havaalanındayız. Bu arada baştan size söylemem gereken bir şey vardı. Onu unutmuşum. Çok önemli. Yani havaalanına ulaşımdan önce önemli olan şey, bulunduğunuz kentte kaç havaalanı olduğunu önce check etmeniz gerekiyor. Havacılık tarihi yanlış havaalanına gidip uçağı kaçıran yolcularla dolu. Bu da yetmiyor. Büyük şehirlerde özellikle büyük havaalanlarında hangi terminal olduğunu da önceden bilirseniz bu sizin için çok daha avantajlı olacak. Mesela ben buraya gelirken dikkat etmemişim. Nasıl olsa tek havaalanı var diye geldim. Terminal 1'de inmişim. Halbuki terminal 2'ye gitmem gerekiyormuş. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Bu da aklınızda olsun. Yani yola çıkmadan önce check etmeniz gereken bir şey. Bu arada işte havaalanına geldiniz. Hemen şöyle bir araba alıyorsunuz. Ve biletinizin check-in yapılacağı ofisi bulmaya çalışıyorsunuz. Onları da işte televizyon ekranlarında göreceksiniz. Saatine göre bakarsınız. Uçuş numaranıza göre check-in yerinizi soruyorsunuz. Ondan sonra check-in'e gidiyorum şu anda ben. Bu arada Hong Kong havaalanı bayağı büyük. Şimdi Terminal 2'ye bu asansör yardımıyla gideceğim. Yine bir bilgi. Eğer yurt dışındaysanız, yurt dışında bir havaalanındaysanız ve yurt dışı uçuşuna gidecekseniz International Departure'a gideceksiniz. Yani uluslararası gidiş terminaline arayacaksınız. Arrival değil, Departure terminalini arayacaksınız. Ya da yine yurt dışındaysanız ve yurt dışında bir şehirden bir şehire seyahat ediyorsanız domestic departure terminalini bulmaya çalışacaksınız. Şimdi biz Terminal 2'ye girdik, bakalım. Bu arada size buraya dair bir bilgi vereyim. Hong Kong'a gelir gelmez şu gördüğünüz Octopus kartı havaalanından almanız gerekiyor. Buna yaklaşık 140 lira veriyorsunuz. İçine işte 80 liralık falan da bir şey koyuyorlar. Kredi koyuyorlar. Bu sizin eliniz ayağınız burada. Bütün yolculuğunuzu falan
her yerde kullanabiliyorsunuz. Otobüste, vapurda, metroda her yerde kullanabiliyorsunuz. Şimdi ben depozitoyu almaya çalışacağım tekrar buradan ayrıldığım için. Böyle yerlerden alıyorsunuz bu kartı. 50 Hong Kong doları yani 40 liralık bir depozit vermiştim. Tekrar 40 dolar geri verdi bana. Yani bir geri verme parası kesti bir 10 dolar kadar. Ama sonuçta iade edip depozitonuzu alabiliyorsunuz. Böyle de bir bilgi. Ama o kartı mutlaka almanız lazım yani gelir gelmez Hong Kong'a. İşte bu elektronik panoda bütün uçakların nerede check-in yapacağı gösteriyor. Check-in demek yani elinizdeki biletin kağıda dökülmesi, kağıda dönüştürülmesi, uçuş kartına dönüştürülmesi. Şimdi ve şöyle söyleyeyim, eğer kafanız karışırsa mutlaka sorun. Yani havaalanlarında insanlar genelde yardımcıdır. Mesela benim şimdi kafam karışıyor çünkü uçuş saatimde görünmüyordu uçak. Ve gittim birine sordum. O da bana dedi ki işte Terminal 2'ye gidin. Terminal 2'de benim uçağım şu anda orada görünüyor. Saat 13'te. Uçuş numaranızı da kontrol edin aynı zamanda. 13 uçağı ZE932 Q şeyinde sırasında check-in yapılıyor. Zaten sıraları da şurada görüyorsunuz. P, Q diye gidiyor. Şimdi Q sırasında bakacağım. Uçağım 13.45'e ertelenmiş. 45 dakika erteleme görünüyor. Şimdi gidip uçuş kartımı almak üzere check-in deskine gidiyorum. Yurt dışında uçarken bir başka konu hemen aklınızda olması gereken bagaj hakları. Yani ne kadar, kaç parça bagaj alabilirsiniz ve bu bagajların kilosu kaç olabilir? Bu çok önemli. Çünkü yer yer değişmektedir. Bagaj hakkı vermeyen vardır. Ucuz uçak diye alırsınız. Size bir bagaj parası çıkar, bir uçak parası daha. Bazı uçak şirketleri 10 kilo hak verir, bazısı 15, geneli 20. O yüzden buna çok çok dikkat etmeniz lazım. Mesela Eastar, ben Hong Kong'dan Kore'ye uçuyorum ve 15 kilo hakkı var. Ona göre çantamı düzenledim. Bazen 10 kilo olanı var, bazen daha az olanı var. Bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Havaalanında büyük sürprizlerle karşılaşmayın. Bir ikinci hatırlatma size check-in deskinde lazım olacak. Bu da çok önemli. Bir ülkeden başka bir ülkeye giderken %50 ülke, öyle söyleyeyim, size gideceğiniz ülkeden çıkış biletinizi de soruyor bir önceki check-in noktasında. O çok önemli. Yani kesinlikle dikkat edin. Yoksa uçağa binemeyebilirsiniz. Mutlaka gideceğiniz ülkenin dönüş uçak bileti hazır olsun yanınızda. Check-in'inizi yaptırdınız. Valizinizi teslim ettiniz. Sonra sıra departures tabelalarını takip edip pasaport kontrolünden geçmenize kalıyor. Bu arada yine bir bilgi, unutulmaması gereken bir bilgi. Ülkeye giderken, herhangi bir ülkeye giderken size uçakta bir kart dağıtılıyor ya da pasaport kontrolü sırasında. Bu kartta işte ülkeye giriş nedeniniz ve bilgilerinizi yazıyorsunuz. Ve bunun bir kopyasını size veriyorlar. Çıkarken de bunu soruyorlar. Bir problem yaşamamak için bu verilen kartı mutlaka kaybetmemeye çalışın. Şimdi ben pasaport kontrolüne doğru geçeceğim. Tabii ki pasaportunuzun burada yanınızda olması gerekiyor ve uçuş kartınızın. Ben her zaman gömlek tercih ederim. Seyahatlerimde özellikle havaalanına giderken hemen böyle ceplerinden faydalanayım diye. Görüşmek üzere sonrasında. Pasaport kontrolünden çıktık. Güvenlik noktasını da geçtik. Artık uçağımızın bulunduğu kapıyı bulmamıza geldi sıra. Burada size bir bilgi daha vereceğim, faydalı. Biliyorsunuz artık
suyu almıyorlar son güvenlik noktasında. Suları bıraktırıyorlar ve havaalanlarında sular çok pahalı. 2-3 dolar. Ne yapıyoruz? Suyumuzu içiyoruz. Şişesini yanımızda tutuyoruz. Çünkü bazı havaalanlarında ücretsiz sebiller var. O sebillerle suyumuzu doldurabiliyoruz. Böylelikle bir suya 2-3 dolar vermek zorunda da kalmıyoruz. Şimdi uçağımızın kapısını bulalım. Hong Kong havaalanına özgü bir şey var. O kadar büyük ki havaalanı. Uçağınızın kapısına gitmek için bir metroyu kullanmak zorundasınız. Bu birkaç havaalanında daha var. Bu kafanızı karıştırmasın. Zaten duraklar belli. İniyorsunuz metroya. Bir sonraki durakta iniyorsunuz. Kafanız karışsa da sorabilirsiniz. Biletinizi gösterirseniz, hani İngilizceniz yeterli değilse. Evet. Bu metro sizin kafanızı karıştırmasın. Şimdi burada yapmanız gereken biraz dikkatli olmak. Çünkü bir metrodan indik. Kapı numaralarını takip ettim. İkinci bir metroya beni yönlendirdi. Şimdi bir metroya daha biniyoruz. Yani kapı numaranızı takip ederseniz gayet güzel işaretlendirmişler her şeyi. Benimki 208 mesela. Şurada görüyorsunuz 201 ile 230'u için yine bir trene binmeniz gerektiğini söylüyor size. Tekrar bir trene bineceğiz. Gördüğünüz böyle sebiller var. Bastınız mı su geliyor böyle. İşte suyumuzu doldurabildiğimiz kadar doldurduk. Böylelikle 2-3 dolardan kar ettik. Anlatmaya çalıştığım şey buydu. Havaalanında başınıza gelebilecek en tehlikeli şeylerden biri bir anda kapının değişmesidir. Bu yüzden uyanık olmanız lazım. Mesela şimdi benim başıma geldiği gibi 208 numaralı kapıydı. Orada bekliyordum. Sonra baktım kimse yok etrafta. Anonslar da bazen çok duyulmayabiliyor. Sordum ki kapı değişmiş ve 206'ya, neyse ki çok yakında bir yerde, 206'ya geldim. Kapı değişimleri konusunda her zaman uyanık olmakta fayda var. Sorun, yanınızdakilere sorun, orada bekleyen insanlara sorun. Kapı değişimlerinde uçağı kaçırma ihtimaliniz olabilir. Bu da en azından bu video için iyi bir örnek olarak bu videoda kayda girdi. Efendim, Hong Kong'dan Kore'ye olan uçuşumun uçak bileti parasını beni hiç tanımayan, hiç yüz yüze görüşmediğimiz ama internetten beni takip eden ve paylaşımlarımı beğenen Muammer Thompson adlı takipçim aldı. Yaklaşık 100 dolarlık bu bileti. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Beni hiç tanımadan bir dünya gezginine destek olduğu için, herhalde kendisi de turizmci ve gezmeyi sevdiği için böyle bir destek olma ihtiyacı hissetti. Muammer Thompson'a çok teşekkür ediyorum. Akyaka'da çok güzel bir oteli var. İnternete yazarsanız Muammer Thompson diye çıkacaktır. Yolunuz Akyaka'ya düşerse bu güzel insanla tanışmanızı tavsiye ederim efendim. Efendim, Kore'ye, Seul'e indik. Bir de yurt dışından bir ülkeye girişi de çekeyim ki anlatayım size ki bu video artık tam olsun yani. Uçaktan indik. Şimdi pasaport kontrolüne doğru gidiyoruz. Bagaj işaretlerini takip edeceksiniz. En basit yolu budur. Hiç karıştırmadan, kafanız karışmadan bagaj işaretleri ya da arrivals yazar. Transfer genelde farklı yere gider. Transferi çok takip etmeyeceksiniz. Bagaj işareti ya da arrivals yazanları takip edeceksiniz. Bakın, bu ülkede çok ilginç bir şey var. Bu Hong Kong'da da vardı. Şuradaki gördüğünüz kameralar insanların vücut sıcaklığını ölçüyor. Yani bir hastalığın falan varsa
vücut sıcaklığın eğer normalden yüksekse seni içeri almıyorlar. Çok ilginç. Filmlerdeki gibi resmen senin vücut sıcaklığından bir hastalığın olduğunu yakalayıp seni ülkeye almıyorlar. Acayip bir şey. Evet, Seul'de de yine terminaller arasında shuttle treni işliyor. Buradan pasaport kontrolü ve valiz almaya yine trenlerle gideceğiz. Her 5 dakikada bir varmış. Pasaport kontrol noktasına geldik. Burada size soracakları çok iki şey vardır. Birisi what's your purpose of visit derler. Yani seyahat amacınız, ziyaret amacınız nedir diye sorarlar. Turist diyeceksiniz, geçeceksiniz. Böyle bir yer. Evet, pasaport kontrolünü geçtik. Hiçbir şey sormadılar. Sadece ilk kez mi geldiğimi sordular Kore'ye. Evet dedim. Güler yüzlü, çok tatlı insanlar. Koreliler daha uçakta insanlarla tanıştım. Pasaport görevlileri çok güler yüzlüydü falan. Yani bildiğimiz gibi Koreliler. Öyle söyleyeyim baştan. Şimdi pasaport kontrolünden sonra zaten sizi yol bagaj alımına götürüyor. Orada da yine televizyonlarda yazıyor, ekranlarda hangi uçağın hangi bagaj bandından bagajınızı alacağınız. 15 no'lu banda beni yönlendirdi o ekran. Şimdi bagajımı bekliyorum. Böylelikle bu işte bitmiş oluyor. Yine dediğim gibi en ucuz ulaşım sistemini araştıracaksınız ve onu kullanacaksınız. Muammer Thompson'a tekrar çok teşekkür ediyorum. Umarım bilgilendirici olmuştur yurt dışındaki havaalanları ile ilgili bu yaptığım yayın. YouTube kanalımı beğenmeyi, yorumlar yapmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın.